Erkut Erdağ, Sorun Konuşalım yayınının 97.si ile sizlerle beraberim. Bu sefer benim alternatif hesabım, daha doğrusu OYTEM'in tanıtım için kurduğum eğitici oyun OYTEM hesabında zorunlu olarak sizlerle beraberim. Beni takip edenler çok iyi biliyorlar niye burada olduğumuzu. Yine de bir açıklama yapalım kısaca toplanana kadar. Tabii ne kadar toplanacağız o konuda endişelerim var. İlk yayınımız burada, ilk yayınımız 22 Haziran'a kadar buradan yayın yapmak durumundayım. Aksi halde yayın yapamaz haldeyim. O anlamda birkaç gündür duyurularını yapıyorum. Dersim özelliğindeki takipçilerimizin burayı da takip edip canlı yayınlar kısmında burada olmalarını belirtmeye çalışıyorum. O anlamda gelenler, duyanlar var. Eksik olmayınız efendim. Haftaya daha organize oluruz diye düşünüyorum. Şimdi sorun konuşalım yayın ilk kez katılanlar için sizlerin sorularına benim cevaplarımla oluşan bir yayın. O anlamda konusu özel eğitim olan her türlü sorunuzu bana yöneltebiliyorsunuz. Karşılıklı olarak süreci paylaşıyoruz. Sorularınızı sorarken mümkün olduğu kadar detay verebilirsiniz. Çocuğunuzun yaşı, cinsiyeti, eğitim durumu, eğitim planlaması ile ilgili biraz görüş paylaşırsanız benden daha detaylı yanıtlar almanız mümkün efendim. Evet, dolayısıyla eski dostları da görüyorum burada. Çok güzel. Hemen sollara döneceğim. Neden buradayız? Şundan dolayı buradayız. Efendim benim 3-4 gün önce paylaşmış olduğum bir video. Şiddet içerikli, daha doğrusu tırnak içinde öğretmen, ki sonradan öğretmen olmadığını öğrendiğim bir eğitim kurumunda iki özel çocuğa şiddet uyguladığı video şikayet edildiği için, üstelik de efendim cinsel öğeler barındırdığı şeklinde şikayet edildiği için ders öğretim hesabıma Instagram tarafından kısıtlama getirildiği için buradayız. Bir ay boyunca canlı yayın, işte birkaç gün mesaj yasağı vesaire, tabii algoritma biraz daraltacak. Paylaşımlarımız, çünkü son paylaşımlarımız milyonları geçmeye başlamıştı. O anlamda geniş kitlelere ulaşmaya başlamıştık. Mesajlarımızı doğru vermeye başlamıştık. Tabii biraz suya sabuna dokunan videolar yayınlayınca, eleştiri olunca bunların da olması kaçınılmaz oluyor. Dolayısıyla ondan dolayı bir süre buradayız. Eksik olmayınız, ne güzel ya, beni motive ediyorsunuz. Siz nerede biz orada hocam demişsiniz. Kötü bir haftaydı, sadece bundan dolayı değil, bu gelir geçer. Yani Instagram'ın efendim sınırlaması varsa bizim de alternatiflerimiz var. Biz de boş değiliz. Yani racon koyalım efendim. Şikayet edenler için de oradan kısıtlarsanız buradan biz gene sesimizi duyururuz. Yayın tekrarını hem buradan hem ders özel eğitimden izleyebileceksiniz. Onu düşünememişler. Dolayısıyla ben oraya katılım isteği gönderdiğim için katkıda bulunanlar kısmından, ders özel eğitim normal gönderiler kısmında bu videoyu göreceksiniz, tekrarını. Canlı yayını buradan yapmak durumundayız. Çok gevezelik ettim. Benim için kötü bir haftaydı. Sadece bundan değil. Efendim çok sevdiğim bir dostum gencecik yaşta ani bir kalp krizi sonucu vefat etti. Sonrasında gene eşinde aynı durum söz konusu. Aslında baktığınızda mazeret üretmek gerektiğinde hiç sesimin solumun çıkmaması lazım. Üzerinde bu yasak bilmem ne falan filan. Kimse kusura bakmasın. Ben buradayım. Yine benim için lütfen yazın. Hepsini cevaplayacağım biliyorsunuz. Hem birazcık katılım artar mı diye de konuşma yapıyorum. Biraz da size dertleşmek istiyorum. Efendim benim de dertlerim oluyor. Hem yani olmaz gibi. Şimdi ben bazı şeyleri takarım, kırılırım. Bütün bunlar olmazmış gibi. Yani bir yaz haftasıydı benim için. Bütün bunlar yetmezmiş gibi üstüne üstelik efendim bir ay önce bir kurumun canlı yayın teklifiyle ara ara canlı yayın yapıyoruz. Orada ben iki adet arkamda gördüğünüz, sizlerin de bildiği OYTEM materyalini hediye ettim efendim. Çekilişte hediye ettim. Gönderdim onları. Alan aile bir ay sonra bana iade ediyor. Yani hediye ettik, hediyeyi iade ediyor. Aklı sıra kargo ücretini falan da bana hani yansıtarak beni cezalandırmaya çalışıyor. Bu neyin kinidir? Bu neyin öfkesidir? Biraz içimi boşaltayım efendim. Yani bu kadar mı özür diliyorum, bu kadar mı nankör olacağız? Yani hayır, şeyi geçtim. O
kullanmayacaktınız, işte eksik olduğunu düşünüyor falan. Ben söyledim yani sonuçta bu bir enteresan bir materyal. İçerisinde ben oyun seti veriyorum ama her zaman elimde olmayabiliyor. Gönderdiğim kutularda oyun seti yoktu ama oyun seti dediğimiz şeyi sonuçta bu yaş grubunun evinde, odasında olan materyallerle tamamlayabileceğiniz bir hadise. Artı hediye edilmiş. O anlamda bunu tamamlama imkanınız var. Hani bu kadar mı hayatımızı böyle hep vere alıştıracağız? Yani hiç almayı bilmeyecek biz, hep birileri verecek mi size? O anlamda çok üzüntü duydum. Kırıldım yani, açık söyleyeyim, kırıldım. Yani o materyali hani çekilişte aldınız. Yani madem geri gönderecektiniz, başka birine gitseydi de hani başka bir çocuk, başka bir evladımız yararlansaydı. Neyse, çok uzatmayayım. Buradan içimde kalmasın söylemek istedim. Evet, sorulara geçtik. Teşekkür ediyorum iyi dilekleriniz için efendim. Şöyle hemen elindekini başa sarıyorum. İlk sorudan başlıyorum. Evet. Zahide hocam, kendisi çok saygı duyduğum bir eğitimci, meslektaşım. Merhaba hocam, öncelikle yaşadığınız sansür için geçmiş olsun. Her zaman sizin gibi değerli insanların yanındayız. Eksik olmayın. Ayşel Hanım, eski dostlar, benim ilk takipçilerimden. Hocam, oğlum küfürlü konuşmaya başladı. Mahallenin çocuklarından öğrenmiş. Bu çok normal. Buna alışın. Çok moralim bozuk. Ne yapmalıyım? Evet. Çok güzel bir soru sordunuz. Harika bir soru sordunuz. Hani işte biz davranış problemiydi, şuydu, buydu, işte tuvalet. Hani genel bizim dertlerimiz var ya, onlar hani konuşma. Mesela böyle problemlerimiz de olacak. Şimdi bu küfür olayı akran etkileşiminin ortaya çıkmasıyla olabilecek bir hadise. Bütün çocukların, bütün insanların problemi oluyor. Bizdeki en büyük sıkıntı yani çocuklardaki, bakın genel konuşuyorum, çok farkı yok çünkü. Çocuklardaki en büyük sıkıntı duydukları küfrün anlamını, nereye gideceğini, toplumsal olarak hani ahlaki olarak nasıl bir anlam ifade ettiğini, nasıl bir içeriğe sahip olduğunu bilmedikleri için hani model olarak aynılarını kullanmaları mümkün. O anlamda şimdi bu tarz ya kötü konuşma çocuğumuz argo ifadeler bir yerden duyduğunda, akranda olur, yetişkinde olabilir. O anlamda neler yapmamız gerekiyor? Birkaç kelime söylemek isterim. Çok güzel bir soru. Ayrıca hoşuma gitti. Şimdi öncelikli olarak bir argo ifade çocuğumuzdan duyduğumuzda aşırı dikkat çekmemiz, bu olaya aşırı kanalize olmamız, aşırı görmemiz, bu biliyorsunuz davranışın doğası gereği, artık hepiniz beni uzun zamandır takip edenler biliyorlar ki davranışın doğası gereği pekişecek. Yani siz o davranışı azaltayım, hani panik halinde ya benim çocuğum böyle kötü sözler söylemesin diye can ve unharaç bir şekilde tepki gösterince çocuğun bu davranışını, bu ifade ettiği sözcüğü pekiştirmiş olacaksınız. Kızsanız bile pekiştirmiş olacaksınız. O anlamda burada ilk yapmamız gereken şey ilk duyduğumuzda, ilk kez söylüyorsa görmezden gelmeyi denemek. Burada da görmezden gelme, evet. Yani sakin kalmak, aşırı bir reaksiyon göstermemek, süreci takip etmek. Sonrasında devam eder ise tabii o zaman hani farklı tedbirler almamız gerekir ama ilk yapmamız gereken şey görmezden gelmek. Çünkü dediğim gibi pekiştiririz. O an belki işte halk arasındaki tabirle işte kızarız, azarlarız vesaire yaparız. Bunu söyleme bakayım falan yaparız ama o an durdurmuş olursunuz ama çocuk için bir onay niteliğinde bir mesaj gönderirsiniz ve sonraki süreçlerde size yapmasa bile, siz duymasanız bile çocuğun genel farklı kişilerle, akranlarla etkileşiminde bu sözcüğü kullandığını duyabilirsiniz. O anlamda pekiştirmemek en doğrusu. Sürenleşti, siz pekiştirmediniz, doğru yaptınız ama sürenleşti, devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor. Bunun alternatif ifadelerini çocuğa vermek çok önemli. Yani o takas dediğimiz, değiş tokuş dediğimiz, yani o kötü sözcüğü alıp o kötü sözcüğe yakın, en yakın ama kullanılabilir, uygun, toplumsal geçerliliği olan, normu olan, kabul edilebilir bir ifadeyle bunu yer değiştirmeyi denememiz gerekiyor. Ama bunu dediğim gibi önce bir takip etmek lazım. Yani
Çocuğumuz söyleyip unutabilir. Yenileri gelebilir. Yenilerinde de aynı şekilde. Ama çocuğumuzu bu tip argo sözcüklere kadar, sözcükleri bir yere kadar, sonrasında büyüdükçe onların ne anlam ifade ettiğini gördükçe zaten otokontrol başlayacaktır. Özellikle tipik gelişime yakın olan çocuklarda otokontrol başlayacaktır diye düşünüyorum. Evet, onun dışında Sezer Özarslan, destek için buradayım hocam. Kızım çok şükür iyi gidiyor, çok az kaldı. Harika, çok sevindim ki biraz önce Aysel Hanım'da da aynı süreçleri yaşadık. Biraz da çocuğunu tanıdığım için o anlamda biraz da hani ona özel bir cevap vermeye çalıştım. Tipik gelişim kategorisinde kabul edebileceğimiz bir evladımız. Eksik olmayın, çok teşekkür ediyorum. Çok incesiniz Sezer Özarslan. Başım sağ olsun demişsiniz, sağ olun. Evet, onun dışında evet. Aysel Hanım çok ayıp etmiş. O kutu bana gelseydi, içinde hiçbir şey bile olmasaydı bile çok mutlu olurdum. Çok ayıp etmiş. O her kimse yazıklar olsun diyorum. Buradan yazık size. Ya şöyle bir şey var. Hani eksik derken ben onu o haliyle de satıyorum. Yani ticari olarak hani iki şekilde puzzle şeklinde satıyorum. Bir de ekstra materyal birçoğu insanda, birçok aile, birçok eğitimci de sadece oyuncaksız halini tercih ediyor. Yani bu bir yani seçenekli bir ürün. Yani o oyuncaksız olduğu zaman kullanılamaz bir şey değil. Bunu da açıkladım. Neyse, o anlamda Aysel Hanım sizden geçti. Yoksa direkt size gönderirdim. Yani burada inisiyatif alarak şey yaptığım için sizden geçtiğini düşünüyorum. Çocuğu tanıdığım için. O anlamda yoksa direkt size gönderirdim o geleni. Evet, aynen. Ben onu bilmiyorum nasıl gelecek, merak ediyorum. Yani böyle bir davul çala çala gönderiyor kendisi. Bir gelsin bakalım kaç parça halinde gelecek. Ben onu gitmesi gereken yere uygun bir zamanda gerekirse hani şahsen ihtiyacı olan bir evladımıza göndereceğim. Ama gerçekten şeyi anlamıyorum. Yani buradan yayın yapanlar, yani genellemek istemiyorum. Buradan yayın yapan kişileri hani nasıl bir kategoriye koyuyoruz? Yani buradan yayın yapan herhangi bir kişi, herhangi bir zat bir çıkarı var. İlla ki hayatta hepimizin bir çıkarı var. Hepimizin bir hedefi var. Hepimizin bir gayesi var. Orası ayrı. Yani o anlamda o kişi işte çıkar için yapıyor. Bunu bir şey veriyorsa çıkar için veriyordur. Ondan sonra onu öyle yaptıysa böyle yapmıştır. Hep böyle bir kısasa kısas, hep böyle bir art niyet. Ya iyilikle, güzellikle, tatlılıkla biz bu süreçte yaşayamayacak mıyız? Yani ben bunu videolarda da hani çok fazla görüyorum. Arkasına öyle şeyler yazıyorlar ki diyeceksiniz ki ya bu çok normal, sosyal medya böyle. Evet öyle, ama hani bu tarz bir kanalın, bu tarz bir hesabın, hani farkındalık yaratmaya çalışan, hani tabiri caizse lütfen yanlış anlama, yani damdan düşenlerin buluştuğu, hani bir farklı bir sürece evrildiğimiz ve orada hani bir dayanışma, destek, değil mi? Duygularımızın olması gereken bir ortamda, hani abur cubur tabiri caizse bir hesap olsa, hani bir ne diyelim, lay lay lon bir hesap olsa tamam anlarım, ama yani buranın bir kutsiyetinin olduğunu düşünüyorum. Bana temas eden insanların, benim temas ettiğim insanların hepsinin hani gerçekten çok özel insanlar olduğunu düşünüyorum. Hani o niyetle davranıyorum ama maalesef böyle oluyor. Merhaba, çok laf ettim, özür dilerim. Aytemiz Fatoş, bugün birazcık daha sakin olacağımızı bildiğim için araya biraz böyle laflar katabiliyorum. Çünkü daha az bir katılım olacaktır. Bu hesaptan yayın yaptığımız için çok doğal. Oğlum 5 yaşında 3 yıldır özel eğitime gidiyor. Aytemiz Fatoş dedim mi isminizi söyleyeyim. Yan bakışı çok fazla. Evet, nasıl azaltabiliriz? Teşekkürler. 5 yaşında 3 yıldır özel eğitime gidiyor. 2 yaş civarında tam risk grubuna girdi. Çocuğumuz 3 yıldır özel eğitime gidiyor. Yan bakışı çok fazla. Şimdi çok haklı olarak böyle bir soruda biraz sohbete dönebiliriz. Daha tenha olduğumuz için diğer kanalda olsaydık soru bombardımanıyla bunu bile yapamayacaktık belki. Şimdi yan bilgilere ihtiyacım oluyor. Şimdi yan bakışı olabilir. 3 yıldır eğitim aldığı için, yaşı da 5 olduğu için iletişim düzeyi ne? Onu bilmek önemli.
size tam destek olabilmek adına. Yani konuşmamız var mı? Ne düzeyde var? Ara ara mı konuşur, yoksa evet çok aktif iletişim olmasa bile sorulan sorulara kısmen cevap verir durumumuz mu var? Yani ne kadar iletişimin içinde önemli. Çünkü yan bakış dediğimiz jest, mimik süreçlerinde içeren, beden dilini de içeren faaliyetlerde çocuğun farkındalığı önemli. İletişim düzeyi önemli ve sosyal teması, etkileşim düzeyi, sosyal uyum düzeyi önemli. Yani ne kadar kalabalığın içinde etkileşim haline geçebiliyor mu? Her zaman olmasa bile bir etkileşim var mı? Yoksa hocam kalabalığın içinde daha kapalı bir çocuk. O anlamda iletişim becerileri tam istediğimiz gibi değil. Konuşma olabilir ama olsa bile daha alt düzeyde. Dolayısıyla yan bakışın devam etti. Çünkü yan bakış otizmin efendim belirtileri arasında gördüğümüz bir hadise. Başlangıçta olması bile normal bir süreç. Otizm için normal bir süreç. Bunun eşsel desteklerle minimuma inip mümkünse sonlanmasını bekliyoruz. Kalıcı hale geldiğinde işte bu etkileşim düzeyini, iletişim düzeyini sorgulamamız gerekiyor. Dolayısıyla bunlarda da bir tipik gelişimden bir farklılık söz konusu ise, bariz farklılık söz konusu ise, 5 yaş düzeyinden bariz farklılık söz konusu ise, dolayısıyla bir kere bunların toparlanması gerekiyor. Bakın, yoksa şöyle yapacağız, şu hareketi yapacağız, şu yöntemi uygulayacağız. Bu tarz davranışları, bu tarz ifadeleri öyle hemen küt diye değiştiremezsiniz. Altının doldurulması gerekir. Ön koşul becerilerin çocuğa kazandırılması gerekir. Yani çocuk sosyal iletişimi geçtikçe, göz temasını arttırdıkça, çevresinin farkında oldukça tipik gelişime yakın bir jest mimik kullanımı bekliyoruz. O anlamda ara ara daldığında, tek başına kaldığında, bir desteğe bakarken bu yandan bakışı yapabilir mi? Yapabilir. Önemli olan şey toparlayabilmesi ve kendini düzeltebilmesi. Bunu düzeltebildiği anlamda süreç içerisinde geçecektir. Yoksa hani işte desteklerle işte şöyle bakacaksın, böyle bakacaksın larla çok onu çözemeyiz. O anlamda bu süreç ana problemlerin giderilmesi gerekiyor. Onun dışında pansuman yöntemler var mıdır? Var tabii ki pansuman. Yani ben bunu öyle ifade ediyorum. Bu tarz küt belirtiler, küt otizm belirtiler için hani pansuman geçici tedbirler ama kalıcı şeyleri söyledim zaten tekrara girmesin. Onlar için de dersimiz özel eğitim YouTube kanalımı ziyaret etmenizi oynatma listesinden davranış yönetimi, davranış problemleri ve başa çıkma yollarıyla ilgili bir oynatma listesi paket var. Oradaki videoları izlemenizi en azından bu eleştiri tuzağı vesaire yani ne yapmamanız gerektiğini kavramanızı ama eğitsel programının da eğitim aldığı için 3 yıldır eğitsel programının da buna göre düzenlenmesi gerektiğini söylemek istiyorum. Evet. Hocama kafa. Çok sağ olun Sedat Hocam. Gerçekten renk katıyorsunuz. Eksik olmayın. Sizin tek yapmak istediğiniz çocuklarımıza ve ailelere uzaktaysa uzak da olsa ışık tutmak. İşimi yapmaya, işimi doğru yapmaya ya işini yapıp ne yapacaksın? Tabii ki bir Erkut Erdağ olarak bir 25 yılında birikimiyle günümüz koşullarına ayak uydurarak sosyal medyada bir yer edinmek istiyorum. Fakat bu yer edinmeyi yaparken de hani bugün biraz rahat hani maymunluk yaparak hani değil kendi bilgimle, birikimimle anladığım işten yola çıkarak bu süreci yürütmeye çalışıyorum. O anlamda tabii ki isim yapmak istiyorum tabii ki. Evet yani sonuçta sosyal medyadan önce bir ismimiz tabii ki var ama sonuçta bu karşılıklı bir şey. Bir de bu özel eğitim dediğimiz hadise hep öyleydi, hep öksüzdü, hep yetimdi, hep öyle derim ben bu ülkede. Fakat son zamanlarda iyice ya çok basitleşmeye başladı. Yani onu diyorum. Yani diplomasız yapılabilecek tek branş, tek öğretmenlik branşı. Bunun için biraz okul öncesini de katmak istiyorum. Bu son şiddet içerikli videodaki durumda olduğu gibi onu da katmak istiyorum.
Diploması yapılabilecek tek meslek, hani öğretmenlik özelinde özel eğitim ve okul öncesi. Yani hiç iki sertifika oradan bir şey orada ki bunları alanları hani asla ve asla yargılamıyor. Şunu diyorum, mesleğinize gelin, ben bilmem ne mezunuyum. Bizim alanımızın içerisinde olan, yelpazenin içinde olan, yani bizim kardeş bölümlerden mezun olanlar zaten yerleri var onların. Okul öncesi öğretmeninin yeri var, çocuk gelişimcinin yeri var. Efendim dil koçu zaten, ergoterapist zaten, fizyoterapist zaten gibi gibi. Ama yani işte X bölümü bitirdim. Ondan sonra ben özel eğitimle çalışmaya başladım. Bir ayda falan sertifika aldım. Özel eğitim uzmanıyım ben. Yok öyle bir şey. Ya benim hiç ağzımdan ben özel eğitim uzmanıyım dediğimi duydunuz mu? Allah aşkına. Özel eğitimciyim diyorum bakın özellikle. Yani bunu da bilinçli yapıyorum. İstesem kullanır mıyım? Çok rahat kullanırım. Kimse sen neden bu unvanı kullanıyorsun diyemez bana. Ama bu böyle değil. O anlamda bu yani bunda bile bir tepki var. Özel eğitimci unvanını göğsüme gere gere kullanmamda bile bir tepki var. Bunda bile bir protesto var. O anlamda durum bu. Hocam bize olmaz o materyal biliyorum. Ne güzel ayrıca. Bu iyi bir şey. Çok şükür biz geçtik. Ben zaten örnek ve biliyorum biliyorum. Ben de zaten o anlamda söyledim. Sizin gibi bir eğitimcinin elinden çıkmış materyali beğenmemek ne? Beğenmeme değil. Bakın olay ne biliyor musunuz? Aytemiz Fatoş bugün biraz gevezelik çünkü daha böyle biz bizeyiz. Aysel Hanım çok iyi bilir ilk yayında yani birinci sorun konuşalım da kendisiyle beraberdik. O anlamda hani çok iyi bilir. Az kişi olduğumuz için biraz daha böyle hani sorun konuşalım biraz esneterek yapıyoruz. O anlamda bütün sorularınıza cevap vererek böyle hani sıcak bir yayınla bugünü tamamlarız. Hemen döneceğim. Size güzel, hazır rahatken lütfen detay verin. Daha sağlıklı çözmeye çalışalım problemimizi. O anlamda şey, eğitimcilerinden materyali beğenmemek. Şimdi bakın, biz aileler olarak da eğitimciler olarak da birazcık da bu şeyden geliyor işte. Eğitimciler derken hani alana sonradan girdiğinizde daha farklı oluyor. Ya böyle hazır bir şey bekliyoruz. Ya böyle hazır olacak. Her şey hazır. Materyali hazır. İşte efendim şeyi hazır. Oradan işte şeyleri var. Yönlendiriyor sizi. Bunu al buraya koy. Bunu al buradan çıkar. Onu al buraya koy. Çocuk şunu geliştirsin. Bakın böyle materyallerle ancak bir beceri çalışırsınız. Ama benim ürettiğim oyun temelli özel eğitim materyal bloğuyla her şeyi çalışırsınız. Ve çocuğunuz 0-6 yaş yani 6 yaş gelişim düzeyini tamamlayana kadar bakın yaş değil gelişim düzeyi diyorum. Yani 6 yaş becerileri tipik gelişime göre 6 yaş becerileri yani 6 yaşında tipik gelişim gösteren çocuk ne yapması gerekiyorsa onu yapar hale gelene kadar yani 7 yaşında da 8 yaşında da bu materyalle çalışırsınız. Çocuğumuz okul öncesi gelişim düzeyindeyse performans olarak. Dolayısıyla her şeyi çalışabilirsiniz. Bu her şeyi çalışmak için de birazcık üretmeniz, birazcık yaratmanız gerekir. Zaten ana arterlerini çiziyorum. Burada videoları var, işte görselleri var, örnekleri atıyorum. Zaten bu eğitici oyun Oytem hesabını onun için kurdum. Oytem.net var, www internet sitesi var. Orada çeşitli yol haritaları veriyorum, bilgilendiriyorum vesaire vesaire vesaire. O anlamda böyle hazır bir şey bekliyoruz. Hazır zaten de hani bir birimde bir beceriyle çalışabilirsiniz, 100 beceriyle çalışabilirsiniz. Onun için birazcık kendinizi yormanız gerekiyor. Çok ahım şahım yormayacaksınız. Yani ne yapacaksınız işte dere teması var. O dereye bir tane kağıttan gemi yapı verin efendim. Attım şimdi. O gemiyi de onun içinden çıkacak diye beklemeyin yani. Gerekirse bir çatal çay kaşıklarını alın, balık koyun, balık niyetine koyun çocuğumuzun düzeyine göre ufak ufak. Çünkü bu beceriler zaten çocuklarımızın kazanması gerekiyor bizim. Yoksa işte onu aldım, oradan çıkardım, oraya taktım, buraya koydum bir yere kadar. Bunlar çalışması gerekiyor mu? Tabii ki. Ama bir yerden sonra başka şeylerin yapılması gerekiyor. O başka şeyleri yapamadığımızda işte hep eksiklerle çocuklarımızı büyütmüş oluyoruz. Aytemiz Fatoş tam konuşmuyor, tek kelimeler var, cümle kuramıyor, iletişimimiz sınırlı.
Bu yan bakışın devam etmesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi de bu. Çünkü sizler de gözlem yapabilirsiniz. İletişimi artan çocuklarda bu tarz jest mimik kullanımının, yüz kullanımının daha az olduğunu görürsünüz. O anlamda dediğim gibi davranışsal olarak yani pansuman niteliğinde bahsettiğim videoları mutlaka mutlaka izleyin. Onun dışında ana problemlerimize eğilip tek kelimeleri var. Yani kelimeden cümleye geçiş sağlamamız gerekiyor. Ve akabinde tabii ki iletişimi kendisinin başlatması, biraz devam ettirmesi, yani bir soru sorması, sizin o soruya karşılık işte bir cevap vermenin sonrasında tekrar kendisinin sürece katılıp devam etmesi anlamında, hani sizlerin sohbet diye ifade ettiği sürecin başlaması gerekiyor. Arada kopmalar da olsa önemli olan şey bunun bir kere başlayabilmesi. Dolayısıyla bunun için de yine Dersimiz Özel Eğitim YouTube kanalımdan dil konuşma iletişim becerileriyle ilgili video serimi takip etmenizi, yani en azından ya bu sürecin nasıl yapılması gerekiyor? Bu süreci de talep ederken, eğitimcisiyle talep ederken en azından daha hani donanımlı bir şekilde sürecin yolunda gidip gitmediğinde, hani ne diyelim, denetleme anlamında da bilgi sahibi olacaksınız. Tabii ki sizin yapacağınız da ailesi olarak, ebeveyn olarak bir sürü şey var. Orada da video serileri göreceksiniz. Hepsini izleyin derim ben gene. Bu kelimeden cümleye geçişi de ayrı bir video olarak göreceksiniz. Evet. Hocam, sosyal iletişim varsa öykü FA yaz. Öykü Hanım. Sosyal iletişim varsa, göz teması iyiyse, taklit iyiyse otizm diyemeyiz, değil mi? Demek istediniz herhalde. Zor bir soru. Ya şöyle, zor bir soru. Çocuğu görmeden zor bir soru. Şimdi sosyal iletişim, hani dediğimiz durum, hani göz teması daha somuttur. Yani göz teması, onda bile bakın problem yaşıyoruz. İlk tanı sürecinde ya hocam hiç bakmıyor diyor aile. Gerçekten hiç mi bakmıyor diyorum. Hiç ara sıra nadiren de olsa tepki gösterdiği şeyler olmuyor mu diyorum. Ya da acaba tercihli mi bakıyor diyorum. İşine geldiğinde mi bakıyor diyorum. Dolayısıyla bunlara böyle irdelediğinizde, ha evet biraz bakıyordu, şöyle bakıyordu, 3 saniye bakıyordu. Ya dönüyoruz. Onda bile somut, çünkü göz kontağı kuruyor mu kurmuyor mu, makul bir süre. Sosyal iletişim daha soyut. Yani size göre sosyal iletişim kuruyordur. Hani bana göre, yaşıtlarına göre yeterli değil. Ya da sosyal iletişim kurarken işte otizmin tipik belirtileri de ortaya çıkıyordur. İşte ekonomik davranış faaliyetler oluyordur, ifadeler oluyordur. Onu yaparken belki işte dediğim gibi stereotipik davranışlar oluyordur gibi gibi gibi. O anlamda ha şunu diyelim biz o zaman. Ne demek istediğinizi aslında şöyle anladım ben. Bir uzman değerlendirilmesinde, ciddi bir değerlendirmede diyelim. Sosyal iletişim evet yaşıtlarına yakın çıktı. Göz teması yaşıtlarına yakın çıktı. Taklit de yine fena değil, yaşıtlarına yakın çıktı. Belki ufak tefek farklılık var ama yaşıtlarına yakın çıktı. Otizm diyebilir miyiz? Uzman değerlendirdiyse burada çok ciddi bir, yani diyemeyiz diyeceğim ama gene bir şey bırakıyorum. Aralık kapı bırakıyorum. Çünkü gerçekten kendim değerlendirmediğim vakalarda net konuşmayı çok sevmiyorum. Çünkü o değerlendirmelerde bile hani farklılık oluyor. Yani bir kapıya gidiyorsunuz, hani kapıyı mecazen kullanıyorum. İşte bir uzmana gidiyorsunuz, otizm var diyor. Bir uzmana gidiyorsunuz, yok diyor. Hele otizm böyle bugünlerde sık sık karışıyorken başka şeylerle. O anlamda bir de o var. Dolayısıyla kabaca bahsettiğinize evet o otizm diyemeyiz derim. Ama bunu derken işte ya uyaran eksikliği, ya işte farklı bir şey diğeri, onda olmuş, hıza bakarım. Burada bunlarda ufak tefek problem olsa bile hıza bakarım. Çocuğun gelir, yani doğru dokunduğumuzda, doğru eğitim programı uyguladığımızda çocuğumuz çok hızlı gelişiyorsa zaten burada bir tuhaflık, yani otizm tanısı adına bir tuhaflık var demektir. Evet, güzel, biraz kalabalıklaştık. Mutlu oldum. Çocuğum sadece ekran izledi ve dönme vardı kendi etrafında. Şimdi ekran izledi, yoğun izledi. Hemen bir oraya soru işareti koyduk.
Dönme vardı kendi etrafında. Bu kadar. Başka bir şey yoktu. Şimdi bu dönme devam etmişsiniz. Güzel okuyayım. Yani otizm uyaran eksikliğinden ayıran kıstas size göre nedir? Biraz ona girmiştim. Onu da sormaya çalıştığınızı anlamıştım. Bakın. Evet. Şimdi bu uyaran eksikliği işi her defasında anlatıyorum. Özellikle Ah Canım Benim Otizm Akademisi. Niye Ah Canım Benim Otizm Akademisi diyorum? Çünkü 3 ay abonelere özel yayın yaptığım, orada hani böyle daha az sınırlı sayıda kişilerle daha nasıl anlatalım? Daha açık konuşabildiğimiz bazı şeyleri. Çünkü ya hocam niye burada açık konuşmuyorsun? Sen bize ya öyle olmuyor efendim. Yani sorunuza cevap vereceğim. Konu konuyu açıyor. Bugün de bana böyle biraz, bugün de benim biraz çenem düştü. O anlamda mesela altına birisi bir şey yazıyor. Yani siz bir şey anlatıyorsunuz. Altına birisi bir şey yazıyor. Orada bir hani bir tırnak içinde ukala tavırlar oluyor. Onu rahat anlatamıyorsunuz. Ya ister istemez orada bir baskı oluşuyor üzerinize. O anlamda ya hadi canım o öyle değil diyor mesela. O öyle. Yani sen hadi canım o öyle değil niye göre söylüyorsun? Hayatında bir tane çocuk gördün. Eğitimcisin ya da ebeveynsin. Ya da işte uzman oldun tırnak içinde bilmem ne. O anlamda işte bir şey okudun, bir kitap okudun mesela o öyle değil dedi. Tamam öyle değil dedin. Keşke bilim öyle olsa. Yani ne kadar bilimsel olduk değil mi? Biri bir şey yazmış tamam öyleymiş sen canım efendim. Sen ya peki. Dolayısıyla o anlamda orada tabii daha şey daha hani detaylı gidiyoruz biz. Ağır 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 gidiyoruz derken otizmi yani öyle işte bir saatte, 2 saatte, 3 saatte, 10 saatte, 20 saatte çöz mümkün değil. Başlıyoruz. En baştan başlıyoruz. Efendim nedenlerden falan başlıyoruz. Ve hani tanıdan yetişkinliğe diyorum onu kısaca. Devam ediyoruz. Dolayısıyla bu benim akademi yayınları Hiperleksi içinde Gevza. Ki daha da yaygınlaştırmayı, DEP içinde bir akademi açmayı, onlara özel yayın yapmayı, öğrenme güçlüğü içinde vesaire düşünüyor idim. İkisiyle hani şimdilik başlamıştık vesaire yani pilot uygulama gibiydi. 3 ayda oraya erişimimiz yok. Bu çok hassas insanların şikayetlerinden dolayı. Dolayısıyla orada da mesela detaylı bir şekilde yani ben bir uyaran eksikliği anlattım orada. Uzun 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 yani ineden ipliğe. Sizi şimdi uzatmayayım. Uyaran eksikliğini kısaca anlatayım yine. Bu YouTube'da zaten detaylı videosu var. 30 bin küsür bin izlendi falan. Hani çok izleniyor. Uyaran eksikliği mi, otizm mi diye. Orada da böyle detaylı bir şekilde koyuyorum. Benim ilk videolarımdan bir tanesini 3 yıl önce çekmiştim. Dolayısıyla ders özel eğitim YouTube kanalı oynatma listesi otizm. Dersimiz otizm. Başlığı altında tıkladığınızda uyaran eksikliği mi, otizm mi videosunu bir kere izleyin. Onun dışında bunlar evet ortak gelir, benzer gelir. O yüzden zaten işte otizm tanısı denir vesaire belirtiler, dönmeler, işte göz kontrastını falan. Şunu bilmenizi istiyorum. Bakın biraz önce söyledim ama tekrar altını çizmem gerekiyor. Hız çok önemli. Ne hızı? İlerleme hızı çok önemli. Nasıl ilerleme hızı? İşte ekran maruziyeti vardı. Ekranı kestik. Çocuğumuzu etkileşime tabi tuttuk. Mümkünse eşsel destek aldık. Hani işi bilimsel yaptık. Hani kendi imkanlarımıza yani bir anne baba olarak hani işte etkileşim kurduk, oyun oynuyoruz falan. Tam bunların hepsini yapacağız zaten ama aynı zamanda destek aldık. En erken zamanda hiç beklemeden destek aldık. Ve çocuğumuz çok hızlı bir şekilde ilerledi. Çok hızlı bir şekilde ilerledi. Dolayısıyla yani ne kadar hızlı ilerledi hocam? Ya şimdi bu hızdan kastım şu. Şimdi otizm tanısında, net otizm tanısında işte göz kontağını örnek veriyorum. Bu süreler değişebilir. Süre koyamayız zaten. İşte otizm tanısında göz kontağını işte bir ayda çok böyle fark edilir bir şekilde. Yani 2 ayda, 3 ayda, 4 ayda, 5 ayda çok fark edilir bir şekilde arttıramazsınız. Daha uzun periyotlar. Ha düzeyine göre değişir mi? Ya değişir tabii ki değişir. O da değişir ama bunu örnek olarak verdim. Onun dışında temel etkileşime girmesi, dokunması vesairesi yani çocukta gözle görülür bir şekilde ilerleme bekleriz. Hani karışması için otizmde. Dolayısıyla hızı o şekilde ise ve hani doğru düzgün yaklaşıldığında ve doğru düzgün bir eğitim programı uygulandığında hani 1-1,5 yılda çok bariz bir hani komple hani bir sıçrama tipik gelişime doğru yaklaşma. Hele hele bakın 1,5-2'lerde ya işte mesela çocuğunuza yaşını bilmiyorum işte o dönemde diyelim
Bunlar var, bu belirtiler var, dönme var, işte ara ara işte göz kontağı sınırlı vesaire, ekrana karşı bir zımba gibi böyle maşallah vesaire. Ama onun dışında bireye karşı, insanlara karşı sosyal etkileşimde vesaire sıkıntı var gibi. Bunların hepsini dediğim gibi bu süre içerisinde aşma şansımız var. Aşanlar da var, aramızdalar da. İsterlerse konuşurlar. Dolayısıyla bu böyle, ama dediğim gibi uyarın eksikliği şu an için hani güncel sınıflamada çok şey değil. Yani bir tanı değil zaten, bir dönem. Dönemse tanı olmaz. Yani geçecektir bu anlamında. Farklı görüşler var, kabul edenler var. Hayır olmaz canım, o otizmdir o. Yani otizmin yelpazesi geliştir, o da otizmdir. Sonrasında sıyrılsa tanı kalkarsa otizm tanısı kalktı deriz. Der. Deriz ki ya o zaman ki inananlardan birisi olarak uyarın eksikliğine. O zaman diye otizm hani nörogelişimsel bir ya bozukluk diyeceğim, bazen bu ya bozukluk diyemez ya, tıbbi psikiyatrik literatürde bozukluk olarak, ya O S B otizm spektrum bozukluğu, o B bozukluk demek. Hani bilimsel adıyla anlatmaya çalışıyorum. O anlamda o zaman nörogelişimsel, yani doğuştan gelen bir hadiseydi. Ya işte yeni türler işte geçebiliyor yani. Bu yorum açık. O anlamda ilerleyen zamanlarda bunlar hep, çünkü hep değişiyor. İnanın değişiyor. 3 yıl önce hayır canım denen şey şimdi evet canım oluyor. Bakın 2013'te hani bu güncellendi son bu tanı sınıflaması. Amerikan Psikiyatri Birliği var, otorite kuruluş. Efendim orada hani bütün psikiyatrik tanılar, bütün psikiyatrik durumlar, sadece hani özel gereksinim gerektiren durumlar değil. O anlamda atıyorum psikozlar, şunlar bunlar da dahil içine girerek güncelleniyor. Belli dönemlerde, yani her yıl falan yapılmıyor, işte 10 yıl 15 yıl duruma göre vesaire. Toplam 2013'te son hani sınıflama yapıldı. Son durumda 2013'teki sınıflamaya göre Asperger sendromu ve atipik otizm artık kullanılmıyor. Ya kullanıyorlar. Evet kullanıyorlar. O DSM-4'e göre, bir öncekine göre kullanıyorlar. Çok kafanızı karıştırmak istemiyorum ama bunların bir mantığı var. O anlamda değişiyor. Yani bir sonraki atıyorum DSM-6'da evet uyaran eksikliği vardır. Uyaran eksikliği evet böyle bir durumdur. Ru görebilir miyiz? Görebiliriz. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Önemli olan şey çocuğumuzun toparlaması. Yani o olmuş bu olmuş, ama bu sefer şey ortaya çıkıyor. Ya otizm geçebiliyormuş o zaman. Bizimkinde niye geçmedi? Bizimki niye geçmiyor diyor insanlar. Haklı olarak insanları doğru yönlendirme taraftarıyım ben. Artısıyla eksi de söylüyorum. Bakın uyaran eksikliği var diyenlerdenim, ama demeyenlerin de olduğunu, hatta literatürde şu an kullanılmadığını da söylüyorum. Evet, o videoyu da izleyin, ama ne demek istediğimi herhalde anladınız. Ana olay o hız. Yani çocuğumuzu ekrandan uzaklaştırdık, etkileşime tabi tuttuk. Mümkünse bir de etkileşim temelli bir özel eğitim sürecine soktuk çocuğumuzu. Sonrasında çocuğumuz çok hızlı toparladı geldi vesaire. Buyurun eksikliği bu diyelim. Evet. Bana göre en önemli diyebileceğin şey var mı? İşte hız. İlerleme hızı. Evet. Sayar cil. Gluten, kasein, rafine şekerli ürünler diyeti ne kadar yapılmalıdır? Şimdi diyet kısmında, şimdi ya hocam işte konuşuyorlar ama yani sizin şunu diyeceğim. Diyet kısmına ben girmiyorum. Neden girmiyorum? Çünkü özel eğitimin konusu değil. Olduğunu iddia edenler olabilir. Özel eğitim guruları bunlarla ilgili efendim açıklamalar yapabilirler. Şunu diyorum ben. Şimdi bahsettiğiniz diyetler çok ciddi ve önemli beslenme çeşitliliği. Yani kafamıza göre yapmamız gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz artık standart bir şekilde yetişkin insanlarda bile bir profesyonele gittiğinizde, yani kilo probleminiz var ya da beslenmenizle alakalı bir problem var. Hani diyetisyene gidiyorsunuz değil mi? Diyetisyen size hiçbir tahlil yapmadan, hiçbir analiz yapmadan, sizi değerlendirmeden, işte boyunuza, posunuza vesairenize bakmadan, yaşam şeklinize bakmadan kafasına göre herhangi bir diyet veremiyor değil mi?
Bunu da öyle düşünmeniz gerekiyor. Neden? Şimdi buna inanan grup var. Bununla ilgili evet uygulayan grup var. Evet saygı duyuyorum. Benim gözlemlerim var mı? Var tabii ki. Haddim var mı? Aslında haddim var ama hani haddim olmayarak diyorum. Ne diyorum? Gözlemler, aileleri gözlemliyorum. Çocukları da bu diyetleri uyguluyorlar. Yıllardır uyguluyorlar vesaire. Vesaire bunları yapıyorlar. Anlamlı farklılık görüyor muyuz? Gördüm diyen aileler var. Ama gördüm diyen aileler eğitime de asıldılarsa eğitimden mi fayda gördüler? Diyetten mi fayda gördüler? Ortaya karışık bir durumdur. Dolayısıyla hiç insancıl değil. Hiç ahlaki de değil. Çünkü yani insan deneyleri vesaire. Çünkü herhangi bir kod deney yapılabilir. Bunu şöyle anlayabilirsiniz. Yani birebir aynı özellikte hani deney ve kontrol grubu oluşturursunuz. Birine diyet uygularsınız. Birine sadece eğitim verirsiniz. Düzeyde de çok yakındır ki onda bile yanılma payı olabilir. Çünkü bireysel farklılıklar var. Her çocuk aynı olamaz. Kesinlikle olamaz. O hani ölçersiniz biçer. Bakın böyle bir araştırma yok. Şunlar var. Gelişim takipleri yapılmış. Yani diyet yapan çocukların gelişim takibini yapmışlar. Diyet yapmayan çocukların gelişim takibini yapmışlar. Ama hani burada birebir özellik ve hani ayrı bir laboratuvar koşullarında değil. Gözlemler yapılmış vakalar üzerinde falan. Dolayısıyla o anlamda bilimsel araştırmalarda anlamlı bir farklılık olmadığını, tam tersi bazı çocuklarda olumsuz sonuçlara neden olduğunu ki fiziksel olarak da olumsuz sonuçlara, fizyolojik olarak da olumsuz sonuçlara neden olabilir. O anlamda bu diyet işi riskli bir iş. Ha, bunu ben neye göre konuşuyorum? Mesela bu bahsettiğim araştırmalar şunlar bunlar. Tabii ki ilgili uzmanların görüşleri de ve bilimsel araştırmalara göre konuşuyorum. Kafamdan mı söylüyorum? Değil. Gözlemlerimi zaten söylüyorum, paylaştım. İnanıyor musunuz? Ben inanmıyorum. Nokta. Ben inanmıyorum. Ya biz yapıyoruz. Saygı duyuyorum. Bir şey diyemiyorum. Hani evlat sizin evladınız derler ya. Ama şeyi öyle. Ya bir ben miyim? Değilim tabii diyorum işte. Etkili bilim adamlarının uzman. Mesela bakın bu konu açıldığında, diyetler mevzusu açıldığında ya bununla ilgili yayın yapmadınız. Yaptık. Üç tane yayınım var. İki tane yayın var aslında. Üçüncüsü beslenme ile ilgili benim davranışsal müdahaleyle ilgili yayınım. Yine YouTube kanalımda. İki tanesi kimine yaptım biliyor musunuz? Otiz şu anda ergenlik döneminde olan benim eski öğrencim. İlk tanı sürecinden itibaren uzun süre çalıştığım öğrencimin annesiyle yaptım ki neden annesiyle yaptım? Çünkü kendisi uzman bir diyetisyen. Aynı zamanda otizmli evladı var. Dolayısıyla bu diyetleri mesela kime soracaksınız? Diyetisyeni de soracaksınız. Tabii ki metabolizm uzmanları, tıp doktorlarını da soracaksınız. Ama diyetisyenlerin de bu konudaki katkısı belli yani. Dolayısıyla aynı zamanda kendi evladı var, kendi süreci var. Dolayısıyla bir kısa bir uzun bir yayınımız var canlı. Bir beraber burada ofisime gelmişti. Orada bir sohbetimiz olmuştu. Kısa bir yayınımız var. İkisini de izlemenizi istiyorum. Kim konuşuyor? Otizmli evladı olan, görmüş, geçirmiş. İşte 14-15'lerde şu anda. Hatta onun da röportajı var. Kendi istemişti, ailesi istemişti. Normalde tabii çocuk vesaire yani çıkarmıyor. O ayrı mesele ama o anlamda onunla sohbetimiz bile var YouTube kanalımda. YouTube kanalım, ders ve eğitim YouTube kanalı oynatma listesi, otizm ve beslenme ayrı bir başlık altında tıkladığınızda o yayına ulaşırsınız. İzlemenizi isterim, özellikle uzun canlı yayın yaptığımız buradaki izlemenizi isterim. Orada sadece diyetler yok, hani ben ne yaptım ve ne yapılması gerekiyor da bilimsel yolla uzmanlığı ölçüsünde anlatmış idi. Beslenme koşulları vesaire vesaire neler yapmalıyız falan. Hani masum takviyeler, yani masum takviye derken işte ek katkılar, işte balık yağları, şunlar bunlar, omega 3'ler vesaireler, probiyotik kullanım falan hepsini anlatıyor orada. Çok güzel bir ayıp. Ben hani farazilerle konuşmam, konuşamam. Kulaktan dolma laflarla konuşamam. Bir şeyin pazarlamasını yapmam. Bunu da anlatayım ben size. Mesela dersimiz özel eğitim belli bir cüsseye ulaştı yani takipçi açısından falan. Şimdi tabii ki şeyler geliyor. İşte bu vitaminciler, takviyeciler,
farma mı oluyor? Bir şey farması, böyle farması, o farması, bu farması, bu işi yapanlar vesaireler falan filan. İşte bitkisel ürün pazarlayıcıları. Ya hocam, özelden geliyorlar. Hocam işte böyle ürünlerimiz var bizim. İşte ailenizle falan hani düşünürseniz görüşelim. Yani ticari olarak onları reklam. Hayır. Yapma. Bilimsel değil. Ya işe yarıyor. Olabilir. Bilimsel değil. Yani inanmadığım bir şey, bilimsel olmayan bir şey yok. Yani yapma. Bakın. 25 yıl önceki ilk mesleğe başladığım öğrencimin ailesiyle halen görüşebiliyorsam, halen o yüzüm varsa bundan dolayıdır. Yoksa ya yaparsınız, edersiniz vesaire. Pazarlarsınız. Sonra bir yılsa tanımazsınız falan. Yok, öyle bir şey yok. Doğru da değil. Etik de değil. Mesleki, biz de meslek hekimi diyoruz. Sadece tıp doktorları meslek hekimi etmiyor. Biz de Eğitim Bilimleri Fakültesi mezunuyum. Ben Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü. Çıkarken meslek hekimi ne diyoruz efendim? Bizim ilkelerimiz var. Bunların dışına çıkamayız. Dolayısıyla yetmedi. Şunu da söyleyeyim. Dersimiz Özel Eğitim YouTube, Dersimiz Özel Eğitim hesabımda bir alışabilsem şimdi buraya. Orada da bizim böyle yuvarlak yuvarlak şeylerimiz var hemen profilde. Efendim önemli gördüğünüz şeyleri. Orada ilaç ve rapor kısmıydı herhalde. Orada uzmanların görüşleri de var. Yani profesörlerin ilaçla ilgili görüşleri var. Ve bu işten sorumlu Çocuk Psikiyatrları Derneği var efendim. Onların yaptığı bir basın açıklaması, 3 sayfalık, hem diyetlere hem ilaçlara her şeye değiniyorlar. Orada da hani bilimsel literatürü göreceksiniz, atıf yapıyorlar. Onu da okuyabilirsiniz. Tıklarsınız, oradan 3 sayfa okursunuz. Umarım yeterli açık. Çok önemli bir şey. Sürekli soruluyor. Sürekli de altını çize çize açıklamaya çalışıyorum. Şimdi nereye geldik? Biraz kaymışız. Toplayayım. Biz bizeyiz. İlk dönemlerimizde böyleydi. Bizim sonra tabii çoğalıp kalabalıklaşınca. Evet. Şöyle. Mustafa Bey de gelmiş. Merhaba Mustafa Bey. Evet, Öykü Hanım'daydık. Yok, Öykü Hanım'ı geçmiştik. Evet. Glutein, kazein konuşuyorduk. Bunları da yapacaksak bakın, ilgili metabolizma uzmanları var. Yani bunun bir tıpta uzmanlığı var. O anlamda onların tavsiyeleriyle hareket etmeliyiz. Çocuğa özel diyet olmaz mı? Ya olur tabii. Neden olmasın? Çocuğun işte değerlerinde fizyolojik olarak bir takım riskler söz konusudur, problemler vardır. İşte çölyak olabilir efendim, enzimsel bir şey olabilir. Ona göre yememe alerjik durumları olabilir. Ona göre yememesi gerekenler listesi olabilir mi? Olabilir. Bunlar işte efendim çeşitli inceleme tetkiklerle, tahlillerle çıkar mı? Çıkar. Ona göre doktor size bir liste verebilir vesaire vesaire. Bunu kastetmiyoruz. Sadece İşte otizme iyi geldiği söylenir. İşte tırnak içinde sevmiyorum ama hani bir artık bilimsel olmasa da bilimsel bir ifadeye dönüştü. Halk arasındaki tabir oldu. İşte algısını açmak vesaire amaçlı kullanılan bir takım diyetleri kastederek yapıyorum eleştirilerimi. Evet, Mustafa Bey. Hocam kızım 3,5 yaşında atipik otizm. Evet, tarılı bir senedir eğitim alıyor. Doktorumuz kreşe gitsin dedi. Öğretmen istemiyor. Çocuk da istemiyor. Ağlıyor. Ne yapmam lazım? Yani şunu anladım da şimdi biliyorsunuz bazen ifadelerimizde çok şey olabiliyor. Öğretmen derken kreşteki öğretmen çocuğun hazır olmadığını söylüyor. O yüzden istemiyor. Yani okul öncesi kurumundaki öğretmen mi istemiyor yoksa efendim bireysel eğitim öğretmeni, rehabilitasyon merkezindeki ya da eğitim aldığı yerdeki öğretmen mi hazır değil gitmesin diyor. Benim anladığım kreşteki öğretmen siz çünkü başlamışsınız kreşe gitsin dedi. Siz kreşe başladınız çünkü kreşe başlattın demediniz ya orada ben hani şey, ikilemde kaldım. Kreşe başlattınız ama kreş öğretmeni dedi ki ya hayır uygun değil o anlamda istemiyor diyorsunuz. Ne yapmam lazım diyorsunuz. Çocuk da ağlıyor. Çocuğun ağlaması önemli değil. Yani çocuğumuz
İlk bireysel eğitime başladığında da ağlamayanlar olabilir ama hani ilk eğitim sürecinde de ağlayabilir. Hani bu süreç bu ağlama ya direkt takılmamamız gerekiyor. Yani nedensiz bir ağlama varsa ve çocuğumuz zaten hani istemediği ortamlarda hep ağlıyorsa zaten hani bu genelleşmiş bir durum. Hani bunu özele yoramayız. Yani kreş istemediği için ağlıyor durumu çıkmaz. Şimdi bu okul öncesine geçiş işi evet sancılı bir iş. Ne zaman, nerede, nasıl adım atacağımız daha hani birazen kişiye göre değişiyor. Şimdi doktorumuz uygun gördü. Doktorumuz uygun gördüyse çocuğumuzun diyoruz ki bizim öğrenmeye hazırlık diye ifade ettiğimiz temel beceriler. Yani göz kontağında belli bir miktar. Yani tam sürekli bakmayabilir, tipik gelişimde paralel olmayabilir göz kontağımız ama göz kontağı başlamış, belli bir miktar bakıyor, çevresinin farkına varmaya başladı, sosyal etkileşimi de istiyor. Yani istiyor ama ağlıyor. Onu kastetmiyorum işte. Ağlarken de orada kalabiliyor, çevresine bakabiliyor. İşte kreşi düşündüğümüzde çocuklara, tipik gelişim gösteren çocuklara, akranlara bakıyor, onları bir inceliyor vesaire. Onun dışında problem davranışlarımız olabilir. Ama kontrol edilebilir halde kontrol edebiliyoruz. Açtık bazı şeyleri. Çok yoğun problem davranışlar yok. Çok yoğun problem davranışlar işte istemiyor ya girer biraz. Yani kreş istemiyor, okul istemiyor ya döner. Okul öncesi eğitim kurumu için. Hatta hemen alternatif işte şimdi özel eğitim sınıfları yani okul öncesinde özel eğitim sınıfları da açılmaya başladı ki açılması gerekiyordu. Çok destekliyorum o anlamda. Özür dilerim geç bile kalındı. 3-6 yaş için özellikle okul öncesi eğitim bizim çocuklarımızda, özel çocuklarda zorunlu. Aslında RAM çocuk 36 ay geçmişse gidin hani bir okul öncesi eğitim kurumuna işte kreş, anaokuluna yazdırın der size. Amma devlet, amma özel ve hani onu sistemde görmek ister vesaire vesaire vesaire. Normalde artık böyle. Dolayısıyla bir de böyle bir hal var. Bütün böyle bir hali varken işte yazdırılıyor, gönderilmiyor falan hani bunlar yapılabiliyor vesaire olmuyor çünkü uyum sağlayamıyor falan. O anlamda bu temel becerilerde belli bir noktaya gelmemiş olmamız gerekiyor. Yoksa Mustafa Bey ki siz 3 tane video var. Belki bu soruyu daha önceden de sorduysanız çünkü çok iyi takip ediyorsunuz beni. Ya da birine söylerken duymuş olabilirsiniz. Bu okul öncesi eğitimle ilgili yani çocuğun ne zaman kreşe başlamalı, hangi koşullar gerekli, hangi kreşe gitsin gibi bütün konuları YouTube kanalımda video çekmiş idim ve onun da dosyası var. Oynatma listesini tıkladığınızda okul öncesi eğitim ya da o hal o mihmalde öyle olması lazım. Adı altında alt videolar var. 3-4 tane olması lazım. Dolayısıyla onları da izlemenizi öneririm. Ama hani kabaca bunlara bakmamız gerekiyor. Ağlamaya takılmayın. İstemiyor. Sabahlara gitmek istemiyor. Bunlara takılmayın. Bunlar kriter değil aslında. Bunlara çok takılır ama bunlar kriter. Ona bakarsak o zaman 5 yaşında da aynı tepkileri gösterebilir çocuğumuz. Daha genişleteyim. Çocuğumuz ilkokula başlarken, birinci sınıfa başlarken de aynı tepkiler olabilir. Bunlara takıldığımızda bu süreçte birazcık daha çocuk tarafından legalleştirilir. Evet, ben ağlıyorum ve gitmiyorum. Ya düşünür mü? Düşünür. Düşünür. Merak etmeyin. Davranışlarımızda düşünmenin payı biraz az. Yani o anlamda etki tepki meselesi ona takıl bunu aşmamız aşılması gereken bir hadise zaten bu. Dolayısıyla bunu aşmak için de en güzel yer okul öncesi eğitim. O anlamda videolara bakalım. İşte hazırlık diyorum falan ama hani mantalite olarak şunu diyorum. Mümkün olan en yakın zamanda gitmeli. Yani en uygun zamanda çocuğumuz hazırsa en uygun zamanla hazırlanmalı. Ya mümkünse hemen başlamalı ama uygunsa başlamalı. Yani çok destekliyorum. Okul öncesi eğitim çok önemli. İnanılmaz önemli. Çok çok önemli. Olmazsa olmazımız. Hani altını çizmek için söylüyorum. Özel eğitim ne kadar önemliyse okul öncesi eğitim hele hele mümkünse kaynaştırma yani tipik gelişimle bir arada olma durumu çok önemli. Doğru planlandığında çok şey katar mı? Acayip şey katar. Çünkü çocuk bireysel eğitimde aldığı becerileri, kazandığı becerileri pratik etme şansına sahip olur. Uygulama şansına sahip olur. Nerede? Akranlarıyla.
Okul öncesi eğitim kurumunda. Ara ara ya problemler olur, işte ufak tefek sıkıntılar olur. Böyle şunu demiyorum ki ben. Yani çocuğumuz tam hazır olacak, böyle küt diye gidecek, küt diye efendim sınıfa girecek. Hiç belli olmayacak varlığı yokluğu, diğer çocuklar ayrı. Bunu demiyorum. Asla bunu beklersek zaten hiçbir özel çocuğumuz zaten kreşe başlayamaz. Süreç içerisinde yani şu olmalı. Tabii ki oradaki eğitimcinin tolere etmesi gerekiyor bazı davranışları. Yani mücadele etmesi gerekiyor. Öyle hazır hani armut piş ağzıma düş tarzı bir durum. Bugün neden kulaklığım düşüyor? Olmamalı. Öyle mi? Biraz öyle olabiliyoruz falan filan olup yapayım hemen. Azıcık taş atarak da geri çıkayım. Yani bu sürece de alışılıyor ama. Yani bu artık kanıksanmaya başlandığı özel bir çocuğun tipik gelişimde bir arada olma süreci geç bile kaldık. Hızlı bir şekilde bunu aşmamız gerekiyor. Doğru yapıldığında oluyor. Olmaz diye bir şey yok. Zor mu oluyor? Ya zor oluyor evet ama inanın değer. O zorluğa değer mi? Kesinlikle değer. Burada zaten biz mücadeleyi kazandığımızda çocuğumuzu hani en erken yaşta entegrasyon diyoruz. En erken yaşta tipik gelişime entegre ettiğimizde ilerleyen süreç bizim için daha olumlu, daha pozitif oluyor. Bu kreş meselesinde de detaylı bir açıklama yapmış olalım. Dediğim gibi videolarda var orada bol miktarda efendim. Evet. Ha, bir şeye şaşırdım. Canlı yayın sona erdi diyor da. Ona şaşırdım. Beni görüyorsunuz değil mi? Şimdi şuradan hata verdiğini düşünüyorum. Elimdeki ekran hep hata verir. Alıştım artık. Siz de alıştınız. Evet, yok yayın devam ediyor. Şuradan tabii kaçırdığım soru varsa o hata verince buradan böyle yapmam gerekiyor. Hızlıca yayınımızı iyi ortaladık. Evet, Musa Bey kreş sorusunu cevapladık. Öykü Hanım, ben sizi anladım hocam. Sosyal iletişim çok kuvvetli bence. Yani sizi görse size bir şeyler sormaya çalışır. Cümle kuramasa bile gösterir. 30 aylık, sağ olun. Ne güzel özetlediniz. Teşekkür ediyorum. Ne güzel özetlediniz. Yapılacak çok şey var. Sakın. Yani bunu riske atamayız. Yani tanı denebilir, o denebilir. Bunlara hiç ilgilenmeyin diyorum zaten. Yani şöyle ilgilenmeyin. Çocuğumuzun eğitim alabilmesi adına tedavi de aynı zamanda ya doktor kontrolü için konuşuyoruz. Alabilmesi adına bir şey denmesi gerekebilir. Önemli olan şey çocuğumuz için gerekli olan bütün müdahaleleri yapıp süreç içerisinde çocuğumuzu ilerletebiliyor muyuz, ilerletemiyor muyuz? Ona bakma. Yani günün sonuna bakmak gerekiyor. Günün başlangıcına değil, sabaha değil, akşama bakmak gerekiyor. O anlamda asla yani eksiklerini gidermek adına elinizden gelen her şeyi yapmanız gerekiyor. Eğitsel anlamda, takviye anlamında, destek anlamında. Yani alarm durumu devam edecek. Asla gevşemeyin. Onu demeye çalışıyorum. Yani özellikle bu konuşma kalitesinde düşüklük. Çok güzel anlattınız. Konuşmaya gecikmiş konuşma. Bakın gecikmiş konuşma diye bir tabirimiz var bizim. Bir ara tarımız var. Çünkü gecikmiş konuşmanın bir süre sonra konuşması gerekiyor gibi. O anlamda yani çok karıştırılması ki onda ilgili de bir sürü video var. Gecikmiş konuşma, otizm aradaki farklar falan çok büyük farklar var da. Hani otizm tanısı için konuşuyor mu diye önce soruluyor ya. Onu anlatmaya çalışıyorum. Anlatmaya çalışıyor, çaba harcıyor vesaire çırpınıyor çocuk. Ama hazır değil henüz. Gelişimi gereği konuşmuyor ama konuşacakmış izlenimini veriyor. İşte gecikmiş konuşma 36 aya kadar. 3 yaş. Biraz sarkıtıyorum ben hani. Biraz tolerans da koyuyorum. Özellikle bu ekran vesaire hazzesinden dolayı. 3,5'lar civarında bu işin artık konuşmaya başlaması gerekiyor çocuğun. Ve bütün veriler diğer bütün gelişimde yani normale çok yakın. O anlamda konuşma geciktiği için ufak tefek eksiklikler var ama normale çok yakın gidiyor. Biz bunu gecikmiş konuşma olarak kabul edebiliyoruz. Biz ekranı kapattık Öykü Hanım. 2 hafta içinde 14 kelime ekledi. Özel eğitime verdim. Çok güzel. Devam. Devam. Harika gidiyorsunuz. İşte aradığım cevap buydu. Teşekkürler.
Ama bakın çocuğu görmeden sizin yorumlarınıza göre cevap verdiğimi de hep hatırlatmak istiyorum. Sizin anlattığınız performansa göre benim görüşüm bu. Ama tedbire devam diyorum. Asla sakın devam. Devam. Tamamen risk ortadan kalkana kadar her türlü destek devam. Ne yapılması gerekiyorsa. Hocam merhabalar. Ekololi nasıl azalır peki? Ekololi de şimdi o dipsiz kuyu. Ekolali de dipsiz kuyu. Yani ekolali de gerçekten hani 3-5 cümleyle anlatabilecek ya da her çocuğa aynı şekilde aynı müdahale yapılarak çözülebilecek bir durum değil. Şimdi ekolalide iki yaklaşımımız olmalı bizim. Ekolali mümkünse ilk ortaya çıkarken, bakın hiç ortaya çıkmasın demiyorum. Hayır asla. Bakın bu da doğru bir bilgi değil. Neden? Çünkü ekolali konusu açıldığında hiç şunu söylüyorum. Ekolali aslında bir iletişim dönemi, konuşma dönemi. Aa, hadi canım. Yani aslında tipik gelişimde de olabilen bir hadise. Tıpkı emeklemeden yürüyememe gibi. Ya artık emeklemeden yürüyor çocuklar. Ya evet işte yani aslında emekliyordur da o süre çok kısadır. Çünkü bir aşaması var. Hani eşyanın tabiatına aykırı durumlardan da bahsediyoruz. O anlamda yani konuşmaya başlayan çocuklarda ekolaliği her çocukta görebiliriz. Tipik gelişimde bu süreç o kadar hızlı olur ki dikkat bile etmeyiz bazen. Bir de diğer fonksiyonlar, diğer beceriler zaten paralel olduğu için onu dert etmeyiz. Yani çocuk böyle cıvıl cıvıl bakıyordur vesaire etkileşim falan. Çocuk ama nedir? Yeni ilk kelimeler çıkıyor. Akabinde işte cümleye doğru evriliyor çocuk. Cümle ifade etmeye çalışıyor falan. Siz bir şey söylüyorsunuz, tekrar ediyor. Karşıdaki bir şey söylüyor, tekrar ediyor. Ya ekolali mi? Ekolali. Baktığımızda. Ama çok masum. Ama bir tekrar var. Yani taklit. Çünkü konuşmada taklidin etkisi çok fazla. İşte bu da ekolaliden dolayı. Dolayısıyla ama bu geçiyor. Çok hızlı geçiyor bazen. O anlamda bizde kalıyor. Yani bizim fiksasyon dönemleri dediğimiz yani saplanma, belli bir dönemde kalma, takılık kalma dediğimiz hadiselerden birisidir ekolalik faaliyet. Ve iki aşaması var bunun. Bir, çocuğumuzda ilk konuşma başlarken, ilk konuşma çalışılırken, ilk konuşma desteği verilirken yapılması gerekenler. Bir de çocuğumuz konuşmaya başladıktan sonra ekonomi de geldi, gitmiyor gibi falan yapılması gerekenler. İkiye ayırmamız gerekiyor. En doğrusu şu. Gerçekten bir profesyonelle bu konuşma sürecini yönetmek gerekiyor. Profesyonel deyince dil konuşma terapistlerine sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Asla onları kastetmiyorum. Ama sadece onlar içermiyor. Çünkü konuşmanın sadece otizm riski ya da tanısı olan bir çocukta konuşmayı dil konuşma terapistlerine tabiri caizse havale ettiğimizde, yıktığımızda onlara da çok büyük haksızlık etmiş oluyoruz. Zaten birçok dil konuşma terapisti nesnel davranan dil ve konuşma terapisti bunu destekliyor, bunu söylüyor. Çünkü şöyle bir şey var. Dil ve konuşma terapisti devreye girebilir mi? Tabii ki girebilir. Girmeli mi? Zamanı var. Belki gerek kalmayacak. Ama tek başına şunu unutmayın. Otizmli bir çocukta konuşma tek başına konuşamama problemi değildir. Yani çocuğun işte konuşmaya hazırlanması, konuşma organlarının çalıştırılması, yani işin terapi boyutu. Efendim seslerin çıkartılması, çocuk ses çıkarmıyor değil mi? Ne yapacağım? Hani terapistim sesi çıkartmaya çalışacağım. Ne yapacağım? İşte bir ses çıkarttım, yanında başka bir ses daha koyacağım, hece yapacağım, kelime yapacağım, sonra cümleye gideceğim falan. Ama bizim sorunumuz %99 bu olmuyor. Hadi canım sende olur mu? Efendim öğretmenimiz dedi ki, doktorumuz dedi ki hemen konuşma terapisine gönderin. Ben öyle düşünmüyorum. Şöyle bir şey var bakın. Konuşmanın ortaya çıkmamasının sebebi otizm. Biliyoruz zaten. Ama otizm belirtilerini komple ele aldığımızda konuşmayı da bunun merkez iletişimi
daha doğrusu merkeze koyduğumuzda ve bunları komplike çalıştığımızda, eş zamanlı çalıştığımızda, yani çocuğumuz tanı ve risk grubuna girdiği ilk andan itibaren konuşma çalışmalıyız. Konuşmaya hazır değil efendim, ben önce bir süre bekleyelim işte göz kontağı falan, tamam bunların hepsini yapalım. İşte komplike ediyorum. Ama konuşmayı da içine alan bir durumda, ya öyle olmuyor. Öyle olmuyor işte. Öyle olmuyor. Yani işte alıcı değil, çalışalım. Ya çalışalım mı? Çalışılmalı ama her çocukla çalışılmayabilir. Bakın dedik ki ekolali konuşma. Ya her çocuğa birebir böyle hop diye dikilmiş elbise gibi bir yöntemi oturtamaz. Biz oturtuyoruz. Şunu alacağız, şu terapiyi alacağız. Ya belki yani uygun değil çocuk. Belki var onda ama göstermiyor, ama var. Bir dokunduk, bir etkileşime girdik, bir çocuğa bir yaklaştık. Eğitsel olarak bir baktık varmış. Ne yapacağız? Gibi. O anlamda konuşmayı böyle düşünmek gerekiyor. Şimdi bakın, konuşma terapisi ve konuşma eğitimi olarak ikiye ayıralım isterseniz. Konuşma eğitimi süreci bizde. Eğitimcilerde. Özel eğitimcilerde. Bunun bir süreci var. Dediğim gibi çoklu desteklenmesi gerekiyor. Çok uzatırız. Uzattım zaten biliyorum. Umarım memnunsunuzdur bu uzatmalarımdan. Rahatız diye. Az kişiyiz diye burada. Bu süreçte ekolojiye girelim. Bu süreçte çocuğumuzla konuşma çalışıyoruz. Konuşmaya çocuk başlıyor. Başlamak üzere ekolojik faaliyette beraber geliyor. İşte burada müdahaleyi yapmak gerekiyor. Yani çocukla çalışırken ve çocukla çalışan kişi de aileye, sizlere tavsiyesi şu olmalı. Efendim çocuğa ne yapıyoruz? İşte soru soruyoruz değil mi? Yani ya da işte işaretle şey yapıyoruz. Adını ifade etmesini söylüyoruz. Yani neyi gösteriyorsak nesne isimlendirme diyoruz ya biz buna. Ya da soru soruyoruz. Bu ne diyoruz. Ya da elmayı gösteriyoruz. Adını söylemesini bekliyoruz falan. İşte burada bu olayı çok abarttığımızda zaten bakın müsait yapımız. Yani ekolali hep şey gibi düşün böyle. Yani pusuda yatmış. Tamam, pusuda yatmış bekliyor. Ve çocuk böyle konuşur konuşmaz hop diye çıkacakmış gibi öyle düşün. Dolayısıyla bu hazırlıkla başlamak gerekiyor konuşma eğitimine. Ve biraz bunu sistemli yapmak. Yani çocuğa ne yapacağım işte bu ne soruyorum. Bu ne elma kartını taktım ben elmaya. Elma, hadi armut olsun bugün. Hadi kalem olsun, hadi silgi olsun, canlı bir nesne olsun elimde. Resim şart değil. Bu ne diye sordum. Çocuk bekledi, cevap vermedi. Çünkü en başındayız. İsimlendirme yapacağız ifade. Cevap vermedi. Bir daha sordum. Bu ne? Bir daha sordum. Bu ne? Bu ne? Hadi söyle bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Çocuk. Bu ne? Bunu anlatmaya çalışıyorum. Sadece bundan bir örnek vermek istedim. Dolayısıyla bir kere burada ya yine olur mu? Olacak zaten ekoleri. Bakın ekoler olacak ama bir kontrol altına tutup sonrasında azaltmak mümkünse bitirmek var. Hani burada çok iddialı bir laf etmeyelim. Çünkü önemli olan şey şu. Ekolaliği bir kere etkisiz hale, yani zararsız hale getirmemiz gerekiyor. Yani bu ne demek? İletişimde çocuğu baltalamamalı. Ara ara yapabilirim, yapabilir. İlk dönemde yani 6 yaşa kadar ilk çocukluk yapabilir. Ama çocuk etkileşimde de olur. Etkileşimde olur. Ara ara bir takılabilir. Sonra yeniden etkileşime girer siz yönlendirdiğinizde. Dolayısıyla süreç içerisinde de minimum inme, çok nadir çıkma, heyecanlandığında çıkma böyle gibi seçici bir duruma da evrilebilir. Dolayısıyla bizim için önemli olan şey çocuğun iletişimini baltalamaması, sabote etmemesidir ekolojinin. Çünkü o zaman ilerleyemeyiz. Yani ya öyle vakalar şimdi ekolojiyle başlıyor. Ergenlikte falan devam ettiğinde yani bunu korkutmak için söylemiyorum. Ya tonlamaya kadar yapan çocuklarım vardı benim. Yani çocuğu işte genci işte belli bir yaşta almışsınız işte 12, 13, 14 falan filan. Hiç unutmuyorum vardı. Ya tonluyordu. Yani. İletişim de yapıyordu ama tonluyordu Sila artık. Yani birinci rekoru yapıyordu. Anında tonluyordu. Yani merhaba, merhaba. Nasılsın, nasılsın? İyi misin, iyi misin? Bu derece. Dolayısıyla bunu ancak dediğim gibi ilk konuşma sürecinde çok sağlıklı. Onun dışında ya ekolali başladı bir şekilde işte ya işte kendi öğrendi konuşmayı vesaire çok destek almadı işte vesaire bir şeyler oldu. Ekolalik faaliyet var ya da ara ara var.
Ne yapacağız? Şunu yapacağız. Öncelikle ders özeti YouTube kanalı dil konuşma iletişim becerileri oynatma listesi ekonomi ile ilgili birden fazla video göreceksiniz. Ve akabinde onun dil konuşma paketini tamamını izlemenizi istiyorum. Hepsi birbirle bağlantılı çünkü. Çünkü ekolali konuşma olduğu sürece, konuşma gelişimi olduğu sürece hep bir şekilde girecek kenardan, yandan, soldan. O anlamda şunu diyorum. Yani ikinci ekolali ya da bir, yani gecikmiş ekolali, yani geçmiş bir zamanla ilgili ifadeler kullanma. Hoşuna giden, işte belli bir zaman diliminde, o an, o ortamda olmayan kişinin işte bir lafını, bir ya da bir çizgi filmden bir repliği vesaireyi durup dururken söyleme ikinci. O anlamda da olsa amaçlı iletişime yönlendirmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Yani bunu biraz çocukla iletişimimizde bir merkez almamız gerekiyor. Yani işte şunu diyor, gecikmiş ekolali çok yoğun olmuyorsa görmezden gelmeyi bir denememiz gerekiyor. Yani 2 gün önce izlediği bir çizgi filmden bir anekdot paylaştı. Bir replik bir şey yaptı. İşte panda ağaca çıktı. Panda ağaca çıktı diyor durup dururken yani. Mesela bunu da çok fazla yapmıyor. Bakın dedim ya elbise gibi giydiremezsinler çocuğa diye. Bunu görmezden gelirim bir kere. Pekiştirme. Şimdi yapmamamız gereken hamleler var. Neden yapıyorsun? Neden tekrar ediyorsun? Vesaire. Şimdi panda nereden çıktı? Ağaç nereden çıktı falan. Çocuğun farkında olmadan söylediği bir şey dikkat çekerek farkındalığını arttırdık. Köpürttük, 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 büyüttük, büyüttük. Bir sürü oldu. Belki bazen bizi de hani sıkıştırmak anlamında hep bunu kullanacak. Arttıracak yani davranış gibi. Buna dikkat etmek gerekiyor. Onun dışında birinci dekolali varsa, yani eş zamanlı olarak ağzımızdan çıkanı söylüyorsa onu da hani kararında yaparak, bakın hani hep yapın diyemem. Ve hani çocuğu birebir değerlendirmeden bir yol haritası çizmek de çok zor olur. Hep bu istisnaları da koyarak, riskleri de koyarak tavsiyelerde bulunuyorum. Bunda da yapmamız gereken şey çocuğu amaçlı iletişime yönlendirmek. Yani ekolalik faaliyeti, yani ekolalik faaliyet konusu neyse. Mesela bugün günün nasıl geçti dediniz. Bir yani eş zamanlı tekrar etti. Bugün günün nasıl geçti diye size hemen gönderdi topu. Benim bugün günüm sorma. Belki bakın burada tiyatral ögeler, çocuğun dikkatini çekmek, çocuğun ilgileriyle inmek. Çocuk size soru sormuş oldu aslında. İşte amaçlı iletişimden kastım bu. Çocuk size soru sormuş gibi cevap verip akabinde çocukla yani amaçlı iletişimi, karşılıklı iletişimi sağlar hale getirmemiz gerekiyor. Ya hocam ne dedin sen? Kolay bir şey değil. Dolayısıyla o anlamda ancak ekolali ile çarpışmamız, duruma göre görmezden gelmemiz, duruma göre amaçlı iletişim, duruma göre daha farklı yöntemler de işin içine girebilir. Ne amaçla yaptığına bağlı, dikkat çekmek amaçlı yapıyor, sıkıştırmak amaçlı yapıyor vesaire, bir ortamdan kaçmak için yapıyor. Onlara göre de farklı farklı müdahaleler gerekebilir. Bahsettiğim videoları izlemenizi istiyorum. Orada daha fazla detay bulabilirsiniz ki burada da mümkün olduğu kadar detaylandırmaya çalıştım. Bu tip soruları ara ara uzatmaya çalışıyorum ki şu an müsait olduğumuz için yoğunluk olarak anlattım efendim. Az kişiyiz, daha çok yoruldum. Daha çok konuştum herhalde. Evet. Şimdi şuradan ben devam edeyim. Öykü Hanım, biz ekranı kapattık 2 hafta içinde. Evet, konuştuk. Aynen, çok şükür 2 senede bitti gibi bir şey. 4 yaşında başladı. Aramızda konuştuk herhalde. Yaşıtlarından fark yok. Birinci sınıfı toplaması, çıkarması fırtına gibi. Çok güzel. Evet. Sezer Özarslan, ben de inanmıyorum diyet diyorsunuz. Dediğim gibi çocuğum çok iyi durumda, diyet falan da yapmadım demişsiniz. Evet, bitireceğim efendim. Soru kalsın istemiyorum. Hocam ben özel eğitim öğretmeniyim. Merhabalar. Hep otizmle ilgilendim. Ders anlatımında ekolaliden hariç ne yapmalıyım?
ders anlatımında o hocam çok genel bir soru sorduğunuzu düşünüyorum. Arkasından açtınız mı? Pardon, eksi bilgi verdim mülakat sınavı için. O var değil mi? Evet, anladım. Vallahi ne yapmalısınız? Şimdi mülakatı kimin yaptığı, nasıl yaptığı, özel eğitimden ne kadar anladığını da açıkçası şüpheyle. Yani o kadar bir kere özel eğitim öğretmeni, özel eğitimden anlayan özel eğitim öğretmeni diyeceğim şimdi. Mülakat yapacak kişi bulunabilir mi onu bilmiyorum. Şey yaptırıyorlar değil mi şimdi yeni? Şimdi o kısımları hani çok işimiz olmadığı için mülakatlarda ders anlattıracaklarmış herhalde. Belki bu sene ilk kez olacak diye duydum ben. Bakanın öyle bir açıklaması vardı. Ekoloji siz mi sormuştunuz biraz önce? Yok. Anladım. Vallahi zor. Yani şöyle zor. Şimdi dersinizin adı şu olsa mesela bir konuyu bilseniz işte şunu nasıl vereceğiz, işte göz kontağı nasıl çalışacağız, efendim zamirleri nasıl çalışacağız gibi bir örnekte olsa söylerim. Hocam şunu diyebilirim ben size. Tabii ki alan mezunusunuz anladığım kadarıyla ama otizmle ilgili olarak özellikle yani deneyim ve tecrübe anlamında katkı isterseniz YouTube kanalımdaki otizm videolarını bir tavsiye ederim. Orada hani kitaplarda yazanın uygulanmış hallerini bulacaksınız. Uygulamaya dönük olarak bulacaksınız. Zaman ayırıp ara sıra çok var çünkü. İzlerseniz onlar sizi yönlendirecekler. Çünkü böyle merkezi nokta atışıyla çözebileceğimiz bir hadise değil. İlk kez bir soruda zorlandım. Evet. Canan Hanım merhaba. Yeni geldiniz. Biraz önce şey demiştim. 25 yıl önceki bir ailemin yüzüne bakabiliyorsam demiştim. Bu işi en azından haddinaz bir şekilde yapmaya çalışıyoruz anlatıyordum. Yani bir şey yapalım, bir yıl sonra tanımayalım vesaire vesaire durumlar oluyor ya. Siz de geldiniz, güzel oldu. Benim ilk velilerimden ilk veliyim. İlk çalıştığım öğrencimin ailesi. Evet, böyle. Teşekkür ediyorum sizlere. Sanırım destek için merhaba. Merhaba canım. Buradasınız. Çünkü meslektaşımı da gördüm. Ayfer Hocam merhaba. Evet. Erkutçuğum sizinle otizmi öğrendik. Böyle oluyor bizim efendim. Abi abla oluyoruz belli bir süre sonra. 25 yıldan sonra. Çocukları da büyüttükten sonra. Kocaman olduktan sonra. Öyle. Ah hocam ben de o kadar bilgim var. Sizin bütün videoları izledim. Allah. Aa öyle mi? Hocam siz zaten gerekeni yapmışsınız. Biraz şey akışına bırakmak lazım diyorum ya karşıdaki kişi ne sorar ne yapar zaten hani bilginiz var alan mezunsunuz o anlamda mümkün olduğu kadar bilginiz dahilinde rahat olarak hani bir görmüş geçirmiş birisi olarak rahat olarak illaki olur heyecan vesaire kusura bakmasınlar oradakiler de bunu analiz etmek zorundalar süreci geçirirsiniz başarılar diliyorum. Canan Hanım, değerli bilgileriniz bizim için çok özel. Siz de çok özelsiniz. Evet, üstelik günahım da var. Bir yanınıza gelemedim. Bir sürü de şey yaşadınız. Kendinize iyi bakın efendim. Rica ederim ne demek Eda Hanım. Evet. 97. yayını buradan yaptık efendim. Sürgündeyiz. Yani bizim ikinci hesabımızdayız. Öyle ifade edelim. T'yi alalım. Sürgündeyiz efendim. Dolayısıyla 22 Haziran'a kadar sürgün devam edecek. Dersimiz özel eğitim, canlı yayın yasağı olduğu için Instagram tarafından böyle olacak. Bu yayını zaten biliyorsunuz hemen tekrar atıyorum yayın biter bitmez. Allah'tan T'yi aldım onları da hatta düşünmemişler bunu. Ders özel eğitimi bu yayını gönderebiliyorum. Oradan da izlenecek. Mustafa Bey saygılar. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Eksik olmayın. İyi akşamlar diliyorum. Haftaya cumartesi 22'de yine burada görüşmek üzere. Bu arada pazartesi günü de özel bir yayınımız var. Bir genç meslektaşımızın ricasını kırmadım.
Onun konuğu olacağım. Yine buradan yapacağız yayını malum. 21'de, Pazartesi 21'de otizmi konuşacağız. Misafir olacağım efendim. Orada olduğunuzu bilmek bize yetiyor. Her daim ulaşılabilir bir güzel insan. Selamlar, sevgiler Ramazan Bey'le. Duygucuğumu öpüyorum. İyi akşamlar diyorum efendim. Görüşmek üzere.